Ay Çilek dur, korkutma beni daha fazla. Ben de korkuyorum. Ne yapacağım? Bir şey olmaz, hadi uyuyalım. Tamam tamam. Uf, yatacağım. Çok korkuyorum. Ne yapsam, nereye gitsem acaba? Buraya mı saklansam? Burada da gelir. Ya Çilek, uyur musun artık? Okulda bir hayalet varmış. Ya çocuklar, böyle saçma şeylere inanmayın. Evet, doğru söylüyoruz baba. Okulda bir hayalet var. Abi, ne oldu öyle kara kara düşünüyorsun? Ya kardeşim, buradaki yiyecekleri yemek istiyorum ama Tuğçe bana çok şişkosun dedi. Abi doğru söylemiş, şişkosun tabi. Abim benim şişko. Şişko, domates, yarım kilo patates. Ya bak Çilek, şimdi kızdırma beni. Uf, tamam tamam, ben televizyon izlemeye devam edeyim. Ay çok heyecanlı bir bölüm. Dayanamayacağım, yiyeceğim şu pastayı. Patates kızartması üstüne de. Bir de şöyle milkshake içtim mi? Bir şey mi de içeyim? Abi sen de yani sınavımız var. Sınava çalışacağını habire durmadan yiyorsun, kilo alıyorsun. Ben sana bir fikir vereyim. Spor yaparsan zayıflarsın. Aa tamam tamam dur. Şurada birazcık zıplayayım hoplayayım, belki bir iki gram veririm. Bir iki, bir iki. Abi böyle yemeye devam edersen patlarsın. Spor falan kurtarmaz seni. Ya sen karışmasana bir cere. Hem yarın bak sınavda sana kopya vermem. Hem bak yarınki sınavda sana kopya vermem. Silgi vermem. Kalem ucu vermem. Hiçbir şey vermem. Ona göre otur çalış. Uf, kardeş dedik, bağrımıza bastık. Hain çıktı bu da. Abimle ablam yine kavga ediyor. Yuhuu, çok heyecanlılar. Ben de burada spor yapayım abimle. Ben de kelebek gibi uçuyorum. Yok. Bir, iki, üç. Nindon, nindon. Bak kapı çaldı işte. Çaldı çocuklar. Merhaba Frize. Ha, merhaba. Ben artık çıkabilir miyim Betüş Hanım? Çok geç oldu. Ay tabii tabii. Bu saate kadar beklediğin için teşekkürler. Hadi çocuklar, yarın görüşürüz. İyi akşamlar Sadık Bey. Ne yaptı acaba bizimkiler? Şöyle bir bakalım. Çocuklar, hala yatmadınız mı siz? Çabuk yatak odasına doğru. Sabah okul var. Sabah da geç kalıyorsunuz. Sizi bırakamayacağım. Tamam baba. Hadi Betüş biz çıkalım. Bir fikir bulmalıyım. Yarınki sınava gitmemek için. Çilek, Çilek, bana yardımcı olman lazım. Ay ne oldu abi, sen benden yardım istedin, inanamıyorum. Yarınki sınava gitmemek için bir bahane bulmalıyım. Dur ablama da soralım. Abla! Abla bıraksana şu telefonu ya. TikTok, TikTok nereye kadar? Ya dur bir dakika, arkadaşlarla yazışıyorum. Olamaz, yarın bir sınavımız daha varmış. Ona hiç çalışmadım. Ha, ben de bununla ilgili sana bir şey soracaktım. Abi çabuk gel sen de. Ha, geldim geldim. Yarınki sınava ben çalışmadım. Ya ben sadece bir tanesine çalıştım. Bence yarın okula gitmedin. Annemle babama ne diyeceğiz? Buldum. Okuldaki hayalet herkesin evine geliyormuş diyeceğiz. Korkutuyormuş. Ve okulda bir hayalet var deriz. Sence inanırlar mı buna? İnanırlar tabii. Ha tamam o zaman. Hadi gidelim söyleyelim. Anne baba. Ha, ne oldu çocuklar? Uf, çorabınızı mı bulamıyorsunuz? Pijamanızı mı? Neyi bulamıyorsunuz? Okulda bir hayalet varmış. Ya çocuklar, böyle saçma şeylere inanmayın. Evet doğru söylüyoruz baba, okulda bir hayalet var. Çocuklar, okula gitmemek için yalan söylemeyi bırakın artık. Yemiyorum bu numaraları. Uf ya uf, inanmadı işte. Ya nasıl olur, çok da iyi rol yapmıştık halbuki. Hadi gelin. Uf evet ya, mecbur yarınki sınava artık. Mecbur yarın okula gideceğiz. Hadi yatalım bir an önce de, belki sabah erken kalkar ders çalışırız. Tamam ben gidip yatıyorum. Pijamalarım nerede benim? Şöyle güzelce giyeyim pijamalarımı. Okul formam burada kalsın. Ayakkabılarımı da bir çıkarayım. Uf ya Betüş çok akıllı ya. İnanmadı bir türlü. Alarmı kurayım. Tamam. Artık yatma zamanı. Uf. Hadi Çilek biz de uyuyalım artık. Ama pijamamızı giymedik. Dur ben giyeyim. Tamam ben hazırım. Ayakkabım, ay, çorabımı çıkardım. Tamamdır. Hadi Çilekciğim ben yatıyorum. İyi geceler. Uf ya uf. Yine ben tek başıma kaldım ya. Çok sıkılıyorum. Benim uyumaya ihtiyacım yok. Sihirli güçlerim var sonuçta. Ben de şunları giyeyim. Ay bunlar çok yakıştı bana. Ablamın kıyafetleriyle uyuyacağım. İnşallah sabah kızmaz. Sadık, çocuklara bir ders vermenin vakti geldi. Onlar için bir hayalet yaratalım. Ne dersin? Nasıl yani? Sen uyu Sadıkcığım, ben hallederim. Ha, tamam Betüş'cüğüm. Evet arkadaşlar, çok sıkıldım. Aa! Dınının, dınının. Aa!
Alo? Efendim Betüş teyze? Ha tamam tamam, hayalet numarası mı? Benden daha iyi kimse hayalet numarası yapamaz. Zaten çok gotik birisiyimdir ben. Tamam tamam, sizin evdekileri korkuturum. Önce şu bilgisayarı bir açayım. Onların telefonlarına birer virüs yükleyeyim. Sonuçta ben bir hacker hayaletim. Ya çok keyifli, çok keyifli. Onları korkutacağım. Ay çilek çilek, ne oluyor böyle? Ay bilmiyorum abla, bu ses de ne? Bütün telefonlar ve bilgisayarlar ötmeye başladı. Cem uyan. Ay ne oluyor, bu sesler de ne? Ya görmüyor musun, telefonlar çalıyor. E baksanıza. Dur ben şu telefona bakayım. Çilek hayalet diye bir şey yoktur tabii ki. Dur ben de benim telefonuma bakayım. Ne? Hayalet mi? Kim bizi kandırmaya çalışıyor? Peki bu telefonlar nasıl bu şekilde çaldı? Hadi uyuyun, hayalet diye bir şey yoktur. Uf tamam, yatıyorum. Hadi yatalım. Ama sen benimle gel Ceren, hadi. Hani korkmuyordun Ceren abla? Ay Çilek dur, korkutma beni daha fazla. Ben de korkuyorum. Ne yapacağım? Bir şey olmaz, hadi uyuyalım. Tamam tamam. Uf yatacağım, çok korkuyorum. Ne yapsam, nereye gitsem acaba? Buraya mı saklansam? Burada da gelir. Ya Çilek uyur musun artık? Ay tamam tamam, yatacağım şimdi ama hala korkuyorum. Balık sen de korkuyor musun? Kızlara çaktırmayayım dedim. Ben de çok fena korktum. Ne yapacağım? Bir yere gitsem, nereye saklansam? Şuraya mı? Ama ben erkeğim ya. Erkekler korkmaz. Dur yatayım ben de en iyisi. Betüş teyzenin evi neresiydi ya? Galiba burası olmalı. Gideyim de o çocuklara bir ders vereyim. Bu ne ya, yolun ortasına eşya bırakmışlar. Şikayet edeceğim bunları belediyeye. Şöyle iyi ki Betüş teyze kapıyı açık bırakmış. Betüş teyze ben geldim. Tamam tamam, git sen çocukların oraya. İşte küçükler uyumamış. Şuradan şöyle bir bakayım ona. Şurada saklanayım güzelce. Ay Ceren abla uyumuş ya. Benim tuvaletim geldi. Ne yapacağım? Şöyle tuvalete doğru gideyim. Ayna ayna söyle bana, var mı bu evde bir hayalet? Evet var. Ne? Kim konuştu benimle? Kim konuşuyor böyle? İnanamıyorum. Ay galiba gripten sesler duyuyorum. Şöyle gideyim de bir an önce tuvaletimi yapayım. Hayalet mayalet yok, saçmalama Çilek. Çişim geldi durmadan, korkudan çişim geliyor ya. Cem de uyuyormuş. Cem! Cem uyan! Ne oluyor ya Ceren, bana seslenmeyi bırakır mısın? Herhalde uyuyorum ben şurada. Ya ne diyorsun abi ya? Uyuyorum ben de. Ceren! Ne yapıyorsunuz bakalım gece gece? Ne? Sen de kimsin böyle? Ya Cem hani sen korkmazsın hiçbir şeyden, ne yapacağız? Ya kızım korkmuyorum herhalde, ne olacak ama gel çabuk Betüş'ü uyandıralım. Betüş! Betüş uyan Betüş! Çocuklar ne oldu? Çocuklar, yoksa hayalet mi geldi? Betüş, Betüş nereden bildin, hayalet var, evet. Evet baba, gerçekten bir hayalet. Ay ben çok korktum, beni kucağına al. Çocuklar, hayalet dediğiniz bu siyah saçlı kız mı? Evet, çekil oradan. O tabii ki benim. Arkadaşımın kızı, sizi korkutmak için çağırmıştım. Yalan söylediğiniz gerçek oldu, bakın. Ne? Bakayım. Aa gerçekten de bir kız çocuğuymuş. Bu bizi çok korkuttun. Betüş teyze korkutmamı istedi. Artık yarın okulda hayalet var masalları anlatırsınız gerçekten de. Ya Betüş ya, çok korktum. Az kalsın altıma kaçırıyordum. Tamam tamam, hadi şimdi yatın. Ben de gideyim artık Betüş teyze, annem merak eder. Size de iyi akşamlar korkak tavuklar. Ya baba bak, Tuğçe benim korkak bir tavuk olduğumu öğrenirse benimle dalga geçer. Söyleyeceğim korkak tavuk olduğunu. Gel buraya Çilek, sensin korkak tavuk. Abi bırak benim peşimi. Arkadaşlar herkes korkabilir böyle bir durumda. Gayet normal bir durum. Bakalım yarın okuldaki sınavda neler olacak, hep beraber göreceğiz. Bu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı. Ben sizleri çok ama çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.